Sub indo by broth3rmax Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda piyasalar yine çok heyecanlı gidiyor. Bitcoin düşüş yaşıyor. Altcoin'ler de Bitcoin'den beraber hareket etmeye başladı. İnsanlar da yine panik hali devam etmeye başladı. Bunlarla ilgili arkadaşlar bir video çekeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar Bitcoin grafiğimizi açtığımız zaman hemen şu anda Bitcoin'in fiyatının 31.880 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dün 33.802'de bir destek noktamız olduğunu söylemiştim ve burayı kırması durumunda ikinci destek noktamızın ise 30.780 dolarda olduğunu söylemiştik arkadaşlar dünkü videomuzda. Ve şu anda Bitcoin 30.780 dolar desteğine doğru ilerliyor. Eğer burayı da kırarsa arkadaşlar Bundan sonraki destek 28.180 dolarda. Arada yine 2500 dolarlık bir boşluk var arkadaşlar. Şimdi sizlerle daha önceki videolarımızda kanalımızı da açtığım zaman hemen sizlerle beraber Bitcoin'de daha sert düşüşler yolda mı isimli bir video çekmiştik arkadaşlar. Bir hafta önce yaklaşık ve Bitcoin'in fiyatı 35.800 dolar seviyelerindeydi aşağı yukarı. Ve demiştim ki sizlere bir grafik benzerliği var demiştim. Özellikle Wall Street'in bu Cheat Sheet isimli bir grafiği vardı. Bu grafikle Bitcoin'deki benzerlik hareketinden bahsetmiştim sizlere. Ve bazı arkadaşlarımız bana yorumlarda dediler ki insanları neden paniğe sürüklüyorsunuz? Bitcoin yükselecek. 50 bin dolara gidecek. 100 bin dolara gidecek. Önü açık. Siz insanları bu şekilde videolar yaparak panik yaptırıyorsunuz dediler. Hatta biz bu videoyu yayınladığımız zaman şu Bitcoin'de daha sert düşüşler yolda mı? İşin açını söylemek gerekirse YouTube'da birçok kanalda Bitcoin'in düzeltme yaptığını ve daha sonrasında tekrardan Bitcoin'in özellikle yükselişine devam edeceğini söylüyordu insanlar. Biz de bu şekilde bir başlık atınca insanların tabii ki doğal olarak tepkisini çekmiş olduk bir nebze. Fakat arkadaşlar şimdi o videodan sizlerle beraber bir kesit izliyoruz. Daha sonrasında hızlıca videomuza devam edeceğiz. Çünkü dediğim gibi bazen de diyor ki arkadaşlarımız olay gerçekleştikten sonra bu videoları çekiyorsunuz diyorlar. Gerçekleşmeden önce de bunu haber ettiğimizi sizlere önceki video kestimizden hemen izliyoruz arkadaşlar. Videomuza sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden. Hepinize iyi seyirler dilerim. Ve arkadaşlar şimdi yan tarafa koyacağım grafikle. Bu grafiği karşılaştırmanızı istiyorum. Evet şimdi bakalım arkadaşlar. Bu grafikle Wall Street'in bildiğiniz gibi yatırımcı psikolojisi adlı bir grafiği var. Bu grafik ne kadar uyumlu şu anda hemen inceleyelim arkadaşlar. Şuradan da sizlerde hatta videoyu durdurup bu grafiği inceleyebilirsiniz. İkisini birbiriyle karşılaştırabilirsiniz. Şurada baktığımız zaman Bitcoin'in aynı şekilde hareket ettiğini görüyoruz şu anda. Grafiklerin aynı şekilde gidiyor. Ve tepe noktamızı yapmıştık. Tepe noktası Euphoria diye geçiyor. Ve yatırımcıların gerçekten aç gözde olduğu, sürekli fiyatların yükseliş eğiliminde olduğunu düşündüğü bir tepe noktası arkadaşlar. Bu tepe noktasından sonra nasıl hareket ediyoruz? Bizim tepe noktamızda şu anda burası olduğunu görüyoruz. Bu tepe noktasından sonra arkadaşlar fiyatların bir nebze aşağıya çekildiğini görüyoruz bu şekilde. Şu şekilde yani arkadaşlar gördüğünüz gibi grafiklerin ne kadar benzer hareket ettiğini görüyoruz şu anda. Ve daha sonrasında ikinci pik noktası dediğimiz yani ikinci yükselişini yapar. Fakat bu yükseliş yuporya kadar yüksek olmaz arkadaşlar. Biraz daha aşağı seviyelerde kalır. Ve şu anda da arkadaşlar aşağı yukarı o seviyelerde olduğumuzu görüyoruz. Buradan baktığımız zaman yuporya'nın altında olduğumuzu görüyoruz. Yani bu evreye de arkadaşlar komplensi evresi deniyor. Ve yatırımcılar arkadaşlar burada da tekrardan Bitcoin'in bu zirve hareketinin devamını getireceğini düşünerek yani şuradaki zirve hareketinden sonra bir düşüş geliyor ve yatırımcılar tekrardan giriş yapıyorlar neden çünkü fiyat daha yüksekti ve tekrardan yükseleceğine inandıklarından dolayı bu da ikinci tepe noktamızı oluşturuyor. Daha sonrasında da arkadaşlar gördüğünüz gibi grafik aşağı yönlü hareket ediyor ve artık belli bir raddede panik seviyesine geliyor ve panik seviyesinde insanlar çok ciddi satış yapmaya başlıyorlar. Daha sonrasında depresyon seviyesinden sonra tekrardan fiyatların yükselişe geçtiğini görüyoruz. Şu anda baktığımız zaman Bitcoin'in bu grafikle ne kadar benzer hareket ettiğini görüyoruz sizlerle beraber. Gördüğünüz gibi başlangıç ve bitişleri neredeyse aynı şekilde ilerliyor. Bakalım bu grafiğin devamı şeklinde ilerleyecek mi? Yani burası acaba ikinci pik noktamız mı? Buradan sonrasında sert bir düşüş gelirse burada belli bir süre akümüle olup daha sonrasında bu seviyelere tek tek geleceğini düşünüyoruz arkadaşlar şu anda Bitcoin'de özellikle. Dominans seviyesi de çok yüksek şu anda %70'e yakınız dominansta da. Bundan dolayı bu grafiklerin ikisini sık sık karşılaştıracağız. Bildiğiniz gibi piyasada genel kabul görmüş bu grafik bu. Yani yatırımcı psikolojisini gösteriyor bizlere ve şu anda da Bitcoin'in yön hareketi bu şekilde ilerliyor gibi görünüyor. Tamamen birbirine benzer şekilde uyumlu görünüyor ve dediğim gibi arkadaşlar bu grafikle sürekli karşılaştıracağız yakın zamanlarda. Özellikle 4 saatlik grafikte bu ikisini arkadaşlar ben çok benzettim birbirine. Dediğim gibi buradan sonrasında Bitcoin'de çok aşırı bir sert düşüş gelirse arkadaşlar sizleri gerçekten isyan noktasına getirir ve çok ciddi kaybınız olur. Bundan dolayı stopu kesinlikle unutmuyorsunuz. Hatta videolarımızda Boğa sezonunda stop limitin önemli şeklinde bir videomuz da vardı. Hatta açıklama kısmına da koyabilirim videomuzun. Bu videoyu izlemeyen arkadaşlar özellikle izleyip stop nasıl konulduğunu öğrenmeleri gerekiyor. Arkadaşlar önceki video kestiğimizde de izlediğimiz gibi sizlere stop koyma konusunda ısrarla üstüne basa basa hatta çok önemli detay şeklinde bir de ortasına kocaman başlık atarak göstermeye çalışmıştım. Ve şu anda da hemen o Wall Street'in grafiğiyle tekrardan karşılaştıralım arkadaşlar grafiğimizi. Fiyat hareketleri hala benzer şekilde buna bakıyoruz hemen. Arkadaşlar şuradan baz almıştık 4 saatlik grafikte ve gördüğünüz gibi grafiğin benzer şekilde ilerlediğini söylemiştim sizlere. Ve şurada yuporya yani tepe noktası olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Ve daha sonrasında ikinci bir pik yapabileceğini bu evrenin adının da kompelense olduğunu söylemiştim sizlere. Ve ikinci pik noktası da arkadaşlar geldi. Hatta şuradan sizlerle beraber de hemen işaretleyelim. Şu birinci pik noktamız arkadaşlar. Şu da ikinci pik noktamız şeklinde görünüyor şu anda. Ve karşılaştırdığımız zaman hemen kompelense evresinin de bittiğini ve artık daha sonrasında ise şu akümüle sürecinin de şurada tamamlandığını görüyoruz. Ve daha sonrasında da artık aşağı yönlü evreye geçtiğini ve şu anda anxiety evresine geçtiğini görüyoruz Bitcoin'in. Daha sonrasında Daniel evresi var. Daha sonrasında panik evresi var panik evresinde bildiğiniz gibi insanların çok sert satışlar yapabildiğini söylemiştim sizlere. Ve sonrasında capitulation evresi var. Burada da bitcoin belli bir fiyatta sürekli akümül olduğunu görüyoruz. Ve artık insanlar depresyon seviyesine girmeye başladığı zaman piyasada depresyon aşamasına girdiği zaman bu kadar uzun bir süreçte bu şekilde stabil gittiği zaman artık bu sefer disbelief evresi geliyor ve yükselişe tekrardan geçiyor bitcoin. Şu anda bu grafiğin tekrardan yine bu şekilde ilerlediğini gösteriyor bizlere karşılaştırdığımız zaman ve hiçbir değişiklik olmadığını görüyoruz. Dediğim gibi bu grafik %100 olacak diye bir şey yok. Belki buradan Bitcoin tekrardan yukarı çıkacak ama gidişat şu anda bu yönde gidiyor. Özellikle Bitcoin'de bir düşüş bekliyorduk. Bu düşüşün de insanları panik durumuna sokup özellikle Bitcoin'deki çıkan paranın altcoin'lere geçmesini bekliyoruz. Bunun için de dominansın düşmesi gerekiyor diye sizlere sürekli her videomuzda söylüyorum arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'de dediğim gibi 31.740 dolar seviyelerindeyiz ve Anxiety evresine geçtiğimizi görüyoruz dediğim gibi. Daha sonrasında ise bu grafiği tekrardan karşılaştıracağım arkadaşlar. Dediğim gibi kesitte de izlediğiniz gibi şu ikinci evredeyken bu grafikleri karşılaştırmıştık ve şu anda da benzer şekilde gittiğini görüyoruz. Şu anda hemen geçiyoruz Ethereum'a. Ethereum'da da bildiğiniz gibi 1424'te tüm zamanların zirvesi noktası olduğunu söylemiştim ve 1258 dolarda da destek noktamız olduğunu söylemiştim. Bugün Ethereum bu destek noktasında bayağı bir kendisi tutunmaya çalıştı. Fakat burayı Bitcoin'in bu sert hareketiyle beraber mecburen kırdı aşağı yönlü Ve 1210 dolar da şu anda. Şu şekilde grafiğe baktığım zaman arkadaşlar Ethereum'un güzel tutunduğunu söyleyebilirim. Çünkü 1300 dolardan 1210 dolar, 90 dolarlık bir düşüş geldi. Bitcoin'de halbuki 2000 dolarlık bir düşüş geldi. Normalde altcoin'lerin daha sert düşmeleri gerekiyordu. Fakat Dominance bir nebze tutuyor altcoin'leri şu anda. Yeni bir destek noktamız olduğunu görüyoruz arkadaşlar Ethereum'da. Bu destek noktasında 1130 dolarda olduğunu görüyoruz. Bu noktayı da yeni belirledim. Bu 2017-2018 yılındaki destek olarak kullandığı bir nokta burası da 1128 dolar noktası. Bu 1128'de kırmamız durumunda bir sonraki desteğin artık aşağıda yer aldığını ve 972 dolarda olduğunu görüyoruz Ethereum'da da. Ethereum'da dediğim gibi yükseliş beklentim hala hiç hız kesmedi devam ediyor. Altcoin'lerin tamamında yükseliş beklentim devam ediyor. Fakat bazı yeni yatırımcılar ve İşin açığını söylemek gerekirse sabırsız yatırımcılar şeklinde söyleyeyim. Piyasanın bu hareketlerini daha önce bilmediklerinden dolayı biz birçok kere yaşadık arkadaşlar öyle söyleyeyim. Hatta bir günün içerisinde 6 bin dolarlık 7 bin dolarlık düşüşler gördük. Ekranın karşısında böyle dona kaldığımız durumlar da oldu. Dediğim gibi ama bu durum geçici arkadaşlar özellikle altcoinlerde geçici. Bitcoin'de artık düzeltme hareketi gelmesi gerekiyordu. 45 bin dolarlara kadar çıkmıştı bitcoin. Ve Bitcoin artık arkadaşlar şu düşüş eylemlerini bitirip artık bunu şu 28 binde mi bitirir 30 binden bitirir 25 binden bitirir burayı bitirip belli bir süre akümüle olması gerekiyor yani şuradaki aralık gibi akümüle olması gerekiyor hatta şurayı işaretleyeyim sizlere hemen şuradaki gibi arkadaşlar biraz akümüle olup gitmesi gerekiyor ki buradaki paranın artık yatırımcılar Bitcoin'in çıkamayacağını düşünüp yatırımcılar buradaki parayı altcoin'lere geçirmesi gerekiyor şu anda işin açığını söylemek gerekirse İnsanlar hala Bitcoin'in bu seviyeden şu seviyelere geri çıkacağını düşünüyor. Bundan dolayı da özellikle Bitcoin'de çok yüklü çıkışlar gerçekleşmedi. Özellikle kurumsalların sokmuş olduğu paraların yüklü çıkışları şu an gerçekleşmedi. Çünkü insanlarda hala bir yükseliş beklentisi var. Bunun bir düzeltme hareketi olduğunu ve daha sonrasında tekrardan 42 bin dolar seviyelerine yükseleceğini ve 50 bin dolar 100 bin dolar seviyelerini Bitcoin'in göreceğini düşünüyor birçok yatırımcı. Tabii ki böyle bir ihtimal var mı? Var arkadaşlar düşük de olsa var. Fakat dediğim gibi insanlardaki panik durumu şu anda derinleşiyor. Özellikle şu grafiklerinde karşılaştırdığımız zaman şu aşamaya geldiği zaman insanların artık Bitcoin'in artmasından umudunu kesip Bundan sonrasında düşeceğini kabullendikleri aşama burası. Ve buradan sonra da artık geri toparlanması çok zor oluyor coin'in. Şu anda insanlar dediğim gibi hala umudunu kesmediler. Daha Bitcoin'den yükseleceğini bekliyorlar. Fakat bu umudu kesme olay yakındır arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebilirim sizlere. Coin 360'da hemen açalım. Coin 360'da kırmızı bir piyasa bizleri karşılıyor. Fakat bazı altcoin'lerde hala ısrarla yeşil olduğunu görüyoruz. Baktığımızda normalde piyasanın tamamen kırmızı olması gerekiyor bu Bitcoin'in düşüşünden dolayı. Fakat baktığımızda Polkadot'un 16 dolarda tutunduğunu, Link'in 20 dolarda tutunduğunu görüyoruz. Ve baktığımız zaman OKEX borsasının coin'i OKB'de tutunduğunu görüyoruz mesela. Kusama'nın tutunduğunu görüyoruz. ICX'in ve Hibar coin'in tutunduklarını görüyoruz. Yani dediğim gibi şu düşüşte normalde bütün piyasanın kıpkırmızı olması gerekiyor. Fakat bazı altcoin'lerin yeşil olduğunu görüyoruz. Şu anda arkadaşlar hemen piyasaya bakalım. Piyasada da hemen sayfamızı yenilediğimiz zaman market cap'in 922 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Ve kripto para piyasalarından en büyük coin olan bitcoin'de 590 milyar dolara düştüğünü görüyoruz paranın. Ethereum'daki market cap neredeyse aynı arkadaşlar 140 milyar dolarda. Ve diğer altcoin'lerde de neredeyse market hacimleri çoğu 3 aşağı 5 yukarı aynı. Fakat Bitcoin'de çok ciddi bir düşüş geldi. Özellikle market cap'inde bu paranın da artık altcoin'lere geçmesi gerekiyor. 24 saatlik hacimde 150 milyar dolar gayet güzel bir seviye. Bitcoin fiyatı artmadan şu market cap'i 1 trilyon dolara geri taşıyabilirsek eğer bu sefer altcoin'lerde gerçekten ciddi fiyatlar göreceğiz. Arkadaşlar Bitcoin'in dominansına hemen bakalım hızlıca. Dominansın şu anda %65'de olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi dominansı çok sert daha koparamadı Bitcoin. %66 seviyesi vardı destek noktamız. Ve %66'yı kırdı. Fakat şöyle sert bir kırışlan 62'ye oradan 57'ye düşüş gelmedi. Fakat çok ufak ufak düşüyor. Yani %65 değil şu anda. %66 desteğimizden arasında 1.5 puanlık bir fark kaldı arkadaşlar. Ve dileğimiz o ki dominans artık düşsün. Özellikle şu 62'nin altına bir gerileyelim artık arkadaşlar ki altcoinlere sıramız gelsin. Altcoinlerin market cap'ine baktığımızda da şu anda canlı canlı gördüğümüzde 321 milyar dolarda olduğumuzu görüyoruz. Fakat dediğim gibi Bitcoin artık belli bir süre akümüle olursa şuradaki hareketi şurada da sergilersek bu sefer altcoin'lerin artacağını göreceksiniz arkadaşlar. Bunu daha öncelerinde de yaşadık arkadaşlar birçok defa. Bundan dolayı biraz daha tecrübeliyiz. Yani biz analiz yapan arkadaşlarım biraz daha tecrübeliyiz. Çünkü bu hareketleri çok gördük. Piyasanın şamarını çok yedik arkadaşlar. Bundan dolayı biraz tecrübeliyiz. Bizim yaptığımız hataları siz yapmayın diye bu videoları çekiyoruz biz. Piyasaya yeni giren bir yatırımcıyı uyarıyoruz önde. Fakat şu şekilde bir şey söyleyemiyoruz. Yani mesela Bitcoin'i ben 40 bin dolardan normalde herkesi çıkartırdım. 40 bin dolar seviyesindeyken şuranın tepe artık olduğunu tahmin ediyordum. Şu düşüşlerin geleceğini. Ve birçok defa da dedim ki sizlere Bitcoin'de artık stok arasay doyma noktasına geldi. Buradan sonrasında her an bir düzeltme gelebilir. Sert bir düzeltme gelebilir diye sürekli söylemiştim. Fakat işin açığı arkadaşlar biz bu kanallarda yatırım tavsiyesi veremiyoruz. Yani coin'inizi satın şu coin'i alın geri bitcoin düşünce geri şu noktadan geri alın şeklinde bir şey söylememizin imkanı yok. Videolarımızdan siz bunları kendinizde analiz edip bunları uygulayabilirsiniz. Fakat dediğim gibi bitcoin'deki bu Wall Street grafiğiyle benzerlik birebir tutacak diye bir şey yok. Sadece karşılaştırıyoruz şu anda. Bu grafiklerin o grafiği karşılaştırıyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kanalımızın sponsoru MP firması. MP arkadaşlar şu anda 0.01337 dolar seviyelerinde seyrediyor fiyatı ve MP coin'in bugün büyük bir haberi daha geldi. MXC borsasında listelenme haberi. MP coin'in marketlerine baktığımız zaman hemen Bitamp Global'de 0.01238 dolar da olduğunu görüyoruz ve Bikex borsasında 0.01567 de olduğunu görüyoruz. Fakat işin açığı arkadaşlar Bikex'teki hacim yeterli olmadığından dolayı aslında Bitamp'taki de yeterli değil tam. 159 bin dolar hacim var. Bikex'te de 90 bin dolar hacim var. Hacimler düşük olduğundan dolayı coin fiyatını şöyle güzel bir seviyede yukarı atamıyor. Çünkü hacim yok arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman da şu anda market cap'in 19 milyon dolar olduğunu görüyoruz mp coin'de mp'de hemen bir tam globalde inceleyelim 0.01230 cent civarlarında Hatta daha önceki videolarımızda sizlere demiştim ki 0.010 Bu seviyelerden kesinlikle arkadaşlar sepetlerinizde birer miktar olsun çünkü ilk alanların fiyatı bu demiştim. Ve daha sonrasında üzerine artış gerçekleştirdi bir nebze de olsa. 0.01230 cent civarlarında. MXC borsasında listelenmesinden sonra da artık 0.020 centin üzerine kendisini atmasını bekliyoruz. Çünkü MXC'de ciddi bir hacim var. Bu coin'e de hacim katacaktır işin açı. Hemen şimdi MP coin'in resmi Twitter sayfasında inceleyelim. Bu duyurunun bugün yayınlandığını görüyoruz. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman işlem saatinin 8'de açılacağını görüyoruz. Türkiye saatiyle arkadaşlar 3'e dek geliyor bu. 25 Ocak'ta MXC borsasında trade işlemleri başlıyor. Şu anda yatırma ve çekme işlemleri açıldı. Yani MP coin'i MXC'ye yatırabiliyorsunuz ya da çekebiliyorsunuz. Birçok arkadaşımız da şunu sormuştu bana. Şimdi Bitam Global'deki fiyat MXC'deki pump'la aynı anda hareket eder mi şeklinde soran birçok arkadaşımız vardı. Arkadaşlar MXC'deki pump olayı genelde 1-2 saat içerisinde yaşanır ve biter. Bu pump'ın diğer bir keks ve bir yansıması belirli bir süre alır ve bu pump yansımaya da bilir arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar benim şahsi düşüncem MXC'ye coin'lerin transfer edilmesi. Fakat Bitamp Global borsasında da şöyle bir şey var. Transfer işlemlerinde 2500 MP gibi çok ciddi miktarda bir fee ücreti alınıyor. Ethereum ücretlerinin yüksek olmasından kaynaklı. Bundan dolayı arkadaşlar özellikle MXC'ye transfer yapacak arkadaşlarımızın coin'lerinin yüksek miktar olması gerekiyor. Yani diyelim ki 100.000 adet 200.000 adet coin'iniz varsa MXC'deki pump'ı belki değerlendirebilirsiniz. Ama tutup da hesabınızda 10.000 adet MP coin varsa bir tam globalde 2500'ü fiye gideceği için bu transfer işlemini yapmamanız bence daha doğru olacak. Çünkü belki o 2500 MP sizin pump'taki karınızı bile kurtarmayabilir bu ihtimal de var yani her ihtimali değerlendirmemiz lazım. Bundan dolayı bu pump'ın sadece MXC borsasında yaşanıp diğer borsalara yansısa bile çok aşırı şekilde düşük olarak yansıyacağını düşünüyorum. MXC'deki böyle sert bir sıçrayış geleceğini düşünmüyorum işin açı. Zaten bu sıçrayış işlemi belki MXC'de 15 dakika içerisinde olup bitecek. Belki yarım saat içerisinde olup bitecek. O yüzden 25 Ocak'ta Tarih olarak da baktığımız zaman pazartesi gününe dek geliyor. Türkiye saatiyle saat 3'te pump olayından faydalanıp satmak isteyen arkadaşlar MXC'de bunu değerlendirebilirler. Ve MXC'de arkadaşlar bir yarışma başlıyor. Hemen buradan girelim arkadaşlar yarışmaya da. Yarışmanın detayları içinde şimdi hemen gireceğim. 1 milyon 700 bin adet MP yeni kullanıcılara airdrop ve ticaret yarışması olarak dağıtılacak arkadaşlar. Hemen şimdi yarışmanın ayrıntılarına girelim hızlıca. Sayfamızı Türkçe'ye çevirelim. Arkadaşlar MX'nin inovasyon panosunda yayınlanacak MP. Yani bildiğiniz gibi riskli coinler ilk başta bu kategoride yayınlanıyorlar. Daha sonrasında ise diğer kategorilere alınıyorlar. Yani risksiz kategoriye. MP, USDT ticaret çifti açılacak sadece. Başka bir ticaret paritesi açılmayacak MP coin'de. Şu anda para yatırma ve çekme işlemleri açık. Yani depozit ve çekim işlemleri açık. Ve Türkiye saatiyle dediğim gibi öğlen 3'te pazartesi günü 25 Ocak'ta gerçekleşecek. Burada da zaten not olarak yazıyor. inovasyon panosundaki projeler için fiyat çok fazla değişebilir. Lütfen risklere karşı dikkatli olun. Yani bu pump olayından bahsediyor tepeden alırsanız da aşağı inerse de bu sefer de çok ciddi zarar edersiniz. Bazı arkadaşlarımız özellikle yorumlarda coinlerimizi Bitamp Global'den MX'ye aktarmamız gerekiyor Bu pump'ın birebir aynısı Bitamp'a da yansır şeklinde soranlar var. Onlar için söyledim arkadaşlar. Dediğim gibi yani satış yapacak olanlar bu yükselişten faydalanıp ellerinden çıkartabilirler. Çünkü içlerinizde paraya ihtiyacı olan arkadaşlarımız olabilir belli bir miktarda çıkmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Bu arkadaşlarımızın faydasını olacaktır. Listeyi kutlamak için MP Proje Partisi MX'yi de 1 milyon 700 bin MP hediye ile yeni bir kullanıcı airdrop ve ticaret yarışması düzenlenecektir. İsterseniz hemen airdrop'a bakalım. Etkinlik süresi boyunca bir MX'yi hesabına kaydolan ve aşağıdaki iki görevden herhangi birini tamamlayan tüm yeni kullanıcılar 400 bin MP'lik bir ödül havuzunu eşit olarak paylaşacaklardır. Ve KYC gereklidir diyor. Yani hesabınızı kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor. Bunu unutmayın. MP ve USDT ticaret çiftinde 20 bin MP veya daha fazla alım satım yapın diyor. Yani mesela 10.000 MP aldınız. 10.000 bin MP sattınız. 20 bini tamamlamış oluyorsunuz. İkinci maddesi de. Üçüncü taraf cüzdanından veya diğer borsalardan MX hesabınıza 20.000 MP veya daha fazla para yatırırsanız yine bu airdrop'a katılıyorsunuz arkadaşlar. Faaliyet dönemi 25 Ocak'ta öğlen saat 3'te başlıyor Türkiye saatiyle. 29 Ocak'ta öğlen saat 3'te bitiyor arkadaşlar. Ve lider ödülü var. MP ticaretini en fazla yapan lidere 100.000 adet MP coin hediye verilecek. Daha sonrasında ikinci sıradakine 80 bin adet verilecek hediye. Üçüncü sıradakine 60 bin adet. 4 ve 10. sıradakilere de 300 bin adet bölüştürülecek arkadaşlar. Toplamda 2 milyon minimum ticaret yapması gerekiyor. Birinci, ikinci ve üçüncü sırayı alacak kişilerin bu ödülü alabilmeleri için 100 bin, 60.000'i bin, 60 Ve şu 4 4'ten 10. sıra arasında da 300 bini bölüşebilmek için 1 milyon adet MP ticareti yapmak gerekiyor. Katılım ödülü de dediğim gibi bu tabloya göre arkadaşlar şu anda ticaret hacminin alım ve satım olduğunu söylüyor. Yani burada mesela 1 milyon adet MP aldınız 1 milyon adet sattınız 2 milyonu tamamlamış oluyorsunuz. Daha fazla sizden mesela 4 milyon adet 5 milyon adet alıp satan kişiler varsa ticaret hacmi o zaman o birinci oluyor arkadaşlar. Yani 2 milyonu tamamlayınca ben birinci olacağım şeklinde bir şey yok ya da ikinci olacağım şeklinde. Ne kadar fazla ticaret yaparsa insanlar. KYC'nin kesinlikle olması gerekiyor. Zaten videomuzun açıklama kısmına da MXC referanslı linkimi de koyacağım arkadaşlar. Bitamp Global'in referanslı linkimi de koyacağım. Yani Bitamp Global'den alım yapacak arkadaşlar MXC'ye göndermek isterlerse dediğim gibi 2500 adet MP coin'i fi ücreti olarak alıyor. Yani bu da neye tekabül ediyor şu anda baktığımız zaman? 30 dolara tekabül ediyor arkadaşlar. 30 dolar bir çekim ücreti alıyor. Ve hemen şimdi baktığımız zaman da projenin detaylarında 1,5 milyar adet toplam arzının olduğunu görüyoruz MP'in. Ve bu dolaşımdaki arzın 250 milyonun özellikle artırılmayacağını söyledi projenin ekibi. Ve bu ekibin bu sözüne güveniyoruz arkadaşlar. Zaten 250 milyon adeti gerçekten artırmazlar seyir. Yani 500 milyona 400 milyona çıkartmazlarsa dolaşımdaki adeti bu coin'in daha büyük bir borsada MXC'den daha büyük borsalar var bildiğiniz gibi Binance, Huobi, Bitrex gibi. Bu borsalarda da listeye girerlerse çok ciddi fiyatına yansıyacaktır. Bunu önceki videomuzda da sizlere söylemiştim ve burada risk uyarısı var arkadaşlar. Kripto para birimi yatırımı yüksek piyasa riskine tabidir. Lütfen yatırımlarınızı dikkatli yapın şeklinde uyarıyor sizleri. Ben de bunun için uyarıyorum sizlere arkadaşlar. Dediğim gibi MXC'nin resmi Twitter sayfasında da MP'nin duyurusu geldi. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var MP Coin'de de şu anda Bitamp Global e bir globale birçok arkadaşımız üye olmuşlar. Fakat alım yapamadık diyorlar. Arkadaşlar alım yapma işlemini de anlattığım bir videom vardı. Binance'dan nasıl para gönderip Bitamp'tan nasıl alım yapacağınızı. Bu videoyu da arkadaşlar yine şimdiki çekmiş olduğum videonun açıklama kısmına atacağım. Bu videoyu izleyerek oradaki adımları gerçekleştirerek bir tam globale para gönderebilirsiniz ve MP coin'i alabilirsiniz. Ha bu arada şu var arkadaşlar. MXC borsasında fiyat mesela pump'ı yedi. Daha sonrasında 0.020 sentte artık sabitlendi diyelim. Ya da 0.018 sentte sabitlendi diyelim. Bu diğer borsalara da yansıyacaktır. Yani bir kekse ve bir tamba da yansıyacaktır. Fakat dediğim gibi ilk pump belki yansımayabilir ama fiyat dengelendiği zaman bu iki borsada da fiyat dengelenecektir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi bu videonun açıklama kısmına MXC referanslı linkimi, Bitamp Global'in referanslı linkini ve Bitamp Global'den nasıl MP coin alacağınızı, Binance'dan nasıl Bitamp Global'e para göndereceğinizi anlatan videomuzun linkini bırakacağım. Bu videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz sağlıkla kalın. Bol karlar dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.